Bir taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, diğer taraftan Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell aynı anda çok ilginç, aynı anda şahin şekilde açıklamalar yapıyorlar. Enflasyonu durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyorlar. Faiz silahını ortaya koyuyorlar ve bir anlamda da bütün piyasaları kendi ekonomileri ve paraları uğruna da baskılıyorlar. Bunu gördük. Olan da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere oluyor. Peki bundan Diğer sonra ne oluyor? dünyaya, bütün dünyaya. Diğer bütün dünyaya. Diğer bütün dünyaya güzel. Diğer bütün dünyaya oluyor. Evet. Tamam. Peki Türkiye'nin gidişatı, Türk lirasının gidişatı. Yani bakın Malezya'da tarihi rekorda bir faiz artışına gitti. Avrupa gitti. ABD zaten gidiyor. Türkiye tam tersi faizi indiriyor. Bu politikayla, şu anki mevcut hükümetin ekonomi politikasıyla ve dünyadaki bu yangınla beraber Allah aşkına biz nereye gideceğiz? Bizim o paradigma tartışmalarıyla falan işimiz yok. Bak özetleyeyim, o dünyada olup bitenleri bir cümleyle özetleyeyim. Onların enflasyonla mücadele ediyoruz, faizleri artırıyoruz, artırmıyoruz, istihdamı gözetiyoruz diye yaptıkları tartışmalar var ya, o finansal sistemin çökmemesi için. Aksi halde o sistemin altında kalacak hepsi. Neyi kastediyorum? 336 trilyon dolar bütün dünyanın borcu var. Borç büyüklüğü bu. 336 trilyon dolar. Dünyanın milli gelirini biliyor musun? 90 trilyon dolar. Peki bu 336 trilyon dolarlık borç büyüklüğü veya finansal büyüklüğün %70'i gelişmiş ekonomilere ait. Faizlerin çok artırılması veya enflasyonun dizginlenmemesi, bu birbirleriyle çelişiyormuş gibi gözüken bu mekanizmalar var ya, o borca dayalı, paraya dayalı, rezerv dövizlere dayalı sistemin çökmemesi derdindeler. Tamam da abi benim de sorum şu. Bu Bizim adamlar bu dünyada işimiz yok. Biz bu tartışmaların dışındayız. Biz bunlara maruz ve muhatabız. Maruz kalıyoruz biz bunlara. Biz tamam da abi ihracatımızın bir numaralı ülkesi hangisi? Almanya. Avrupa içerisindeki bir ülke değil mi? Şimdi bu adamlar yarın ne bileyim parasal sıkılaştırma gibi önlemler aldığı anda Almanya bizden ihracatını kıstığı anda zaten döviz kıtlığı yaşıyoruz. Ne olacağız? Zaten diğer taraftan ABD'nin ambargo ihtimalleri kapımıza dayanmış durumda. Yani ben açıkçası biraz yani kritik görüyorum Türkiye'nin durumunu. şimdi Ferit, sen bana şunu söyletmek istiyorsun da diğer merkez bankaları faiz artırırken biz ne yapıyoruz? Ferit, bir şey söyleyeyim sana. Artık Türkiye'nin meseleleri faizle maizle geçti. Oraları unutalım. Para politikası araçlarıyla olacak işler de değil bunlar. Faiz mekanizmasıyla halledecek durumda da değiliz. Türkiye'nin en az iki plan dönemi, eski planlamacılar bilir. İki plan dönemi dediğim iki tane 5 yıl demektir. İki tane 5 yıllık rasyonel ve halka gerçekleri anlatan maliye politikasıyla, para politikasıyla, temel ekonomik verileri, göstergeleri değiştirecek şekilde büyük bir reform programına girmediğimiz takdirde, eğitimden başlayarak hukuka, demokrasiye kadar, kurumlara kadar derinlemesine nitelikli çalışmalar yapıp halk nezdinde de bir konsensus, bir sosyal rıza üretmediğimiz müddetçe bizim bu tartışmaları emin ol ki yapmamızın bir faydası yok. Şimdi anlıyorum sen ne dediğini. Diyorsun ki ya Avrupa Birliği önümüzdeki yıl 0,9'luk büyümeyle %5,5'luk enflasyonla resesyona gireceklerini kendileri de itiraf ediyorlarsa, biz ihracatımızın %54'ünü oraya yapıyorsak, en büyük pazarımız orasıysa biz ne yapacağız? Kardeşim, biz onlar resesyona girmeden de durumu söyleyeyim sana. 360 milyar dolarlık ithalat, 245 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülke durumundasın. Sattığın malların kilogram değeri de 0,96 sent. Onların sattığı malların kilogram değeri 3,5-4 dolar seviyesindeyken, bu mevcut durumu sürdürülebilir olduğunu
düşünerek teselli mi bulacağız? Buradan çıkışı aramamız lazım. Şimdi Rusya'nın bazı avantajları var, görüyorsun. Çin'in de var. Hindistan'ın da var. Ya arada bizim gibi ülkelerin başka bir çıkış yolu araması lazım. Rusya'yı çökertemiyorlar. Kim çökertemiyor? Bu finansal güce, teknolojik güce, bilimsel güce ve eğitimli insan gücüne sahip gelişmiş ekonomiler enerji, emtia, gıda sebebiyle çökertemiyorlar. Çin'i de öngördüklerinin dışında, kendi tahminlerinin dışında bir devasa ekonomi olarak karşılarına çıkardıkları için orayı da çökertemiyorlar. Bak onların paradigması da farklı. Ama asıl bizim derdimiz var ya, Türkiye gibi ülkeler. Biz neredeyiz kardeşim? Bizim kendi modelimiz yok. Neyi ürettik? Bir paradigma üretecek durumda değiliz. Dolayısıyla farkında mısın? Oradan oraya savruluyoruz, oradan oraya savruluyoruz. Bir gün diyoruz ki Putin'e bütün Batı yanlış yapıyor. Öbür gün diyoruz ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, Kırım'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. İşgali kınıyoruz. Ya oradan oraya savrulan bir ülke durumundayız. Biz şimdi faiz artırsak, Malezya Müslüman bir ülke, Endonezya Müslüman bir ülke, bunlar da faiz artırıyorlar. Bunlar artırınca nasıl ihlal etmiş olmuyorlar? Peki biz artırsak ne olacak? Ya geçtik oraları, vallahi geçtik, billahi geçtik oraları. Konumuz artık faiz maiz değil ki. Şu an bütün Türkiye'nin siyaset sınıfının kilitlendiği bir yer var, farkında mısın? Bütün bu sopa zoruyla alınan kararlar, bu tedbirler, iktidarıyla muhalefetiyle bütün gündemleri sandığı getirip sağ salim bir şekilde, mümkünse tabi mutlak değil seçimin geleceğinde, o da mutlak değil ama mümkünse sandığa kadar ulaşacak planlar yapıyor. Hepsinin hedefi, hesabı, kitabı bundan ibaret. Evet. Biz ne konuşuyoruz? Biz yine vallahi artık konuşmaktan bıktım. Merkez Bankası'nın rezervlerini inceleyelim. Gönderdim tabloya ama incelemeyelim. Yani İncelemeyelim kardeşim ya. Yani bu hafta 1 milyar dolar azalmış, öbür hafta 1 milyar dolar artmış. Yok eksir net rezervimiz 55 milyar dolara çıkmış. Yok bu hafta 500 milyon dolar azaldı. Vallahi bunları konuşmaktan gına geldi ya. Ya bizim konuştuğumuz işlere bakar mısın? Hala bunları konuşuyoruz. Oyalanıyoruz ya. Bizle dalga geçiyorlar. Bizim önümüze atıyorlar bu işleri. Biz de bunlarla oyalanıyoruz işte. Sana gönderdim o tabloları ama vallahi konuşmaktan vazgeçtim. Bize ne, Avrupalının derdi bizi mi gerdi? Affedersin. Çünkü vallahi abi hiç affedersin deme, ABD'nin derdi de Avrupa Birliği'nin derdi de bizi öyle bir geriyor ki öyle böyle değil yani. Hepsi bize yansıyor. Olan bize oluyor yani. İhracatımızın %54'ü bir defa Avrupa Birliği. O kadar. Yani ihracatımızın %54'ünü Avrupa Birliği. Şimdi ben 2023'te 0,9 büyüyeceğim diye, yani büyümeyeceğim. Çünkü büyüme dediğin nüfus artışını da hesapladığında bu eksiye geçiyor. Hatta bugün Christian Lagarde'a birileri soru sordu. Sen büyümeden bahsediyorsun. 2023'te resesyondan niye bahsetmiyorsun? Aynen bunu sordular. Suratına karşı söylediler. Niye söylemiyorsun diyor gazeteci. Yani suratına karşı söyledi. Bırakın 0,9. 2023'te resesyonu niye söylemiyorsun diyor. Bunu niye saklıyorsunuz diyor. Ferit, 2023'te %5,5'luk enflasyon konuşuluyor. 0,9'luk büyümeyi de resesyon sayıyor. Ya %5,5 biz enflasyon saymıyoruz ki. Çünkü bu millet öyle şerbetli hale gelmiş ki biat edip rahat etmeyi öylesine alıştırılmış ki, ve bir de kaynaklarımızı zaten ezelden beri verimli kullanmayı, yerinde kullanmayı hiç öğrenmediğimiz için enflasyonun pahalılığın dışında, hayat pahalılığı dışında ekonominin bütün rasyonel mekanizmalarını öldürdüğünü de bilmediğimiz için bizim öyle derdimiz yok. Onun için Nebahat de çıkıp diyor ki yabancı mevkidaşlarına diyormuş. Siz %10'luk enflasyonda sokağa çıkamıyorsunuz. Biz %80'lik enflasyonda göğsümüzü gere gere sokaklarda geziyoruz diyormuş. Bir de bunu söylüyor. Bir de bunu kamuoyuna ilan ediyor. Ferit, demeye çalıştığım şudur ki
Avrupa Merkez Bankası ve ABD başta olmak üzere gelişmiş batı ekonomilerinin en büyük özellikleri, en büyük avantajları finansal sistemleri, bilgi teknolojileri, eğitilmiş insan gücüne dayalı bir şekilde emtia, gıda, enerji yönünde bütün dünyanın kaynaklarını kendi finansal varlıklarıyla sahip oldukları için bu sistemi bozdurtmamak adına, bu sistemin yıkılmaması adına sonuna kadar bu tür para politikası araçlarıyla bu mekanizmayı, bu sistemi ayakta tutmaya çalışacaklar. Ama atlatırlar, atlatamazlar bilmiyorum ama kimsenin de unutmaması gereken bir şey var ki sonuçta bu bir adil, bütün dünya için adil bir durum değil. Bir finansal sistem kuracaksınız. Finansal sistemle paranızı, ekonomik gücünüzü, askeri gücünüzü, siyasi gücünüzü, paranızı rezerv para olarak kabul ettirdiğiniz için matbaaları veya bilgisayar tuşlarını çalıştırarak bütün dünyayı paraya boğacaksınız. Tedarik zincirleri, savaşlar, salgınlar sebebiyle de enflasyon kıpırdamaya kalktığında da halkınıza bunu bile kabul ettirecek kadar bir fedakarlığa girişemeyeceksiniz. Ferit, %5,5'luk, %8'lik, %8,5'luk enflasyonla kendi halklarını tanıştırmak istemiyorlar. Zorunlu olarak biraz da şamata yaparak, anons etkisiyle, psikolojik etkiyle, şahin tavırlarla enflasyon algısını, beklentisini ve katılığını, enflasyon katılığını önlemeye çalışıyorlar.